Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz, TV net ekranlarından Mesnevi ile İlahi Aşk programından ekranları başındaki tüm izleyicilerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Aynı zamanda şükranla da selamlıyoruz efendim. İşte yazdan sonra gelen sonbahar, sonbaharla beraber havaların değişmesi, İstanbul'da ve tüm yurtta hani şimdi böyle diyorlar ya Balkanlardan gelmiş bir soğuk o güzelim yaz günlerini şimdi güzelim kış günlerine bırakıyor. Mevsim böyle değişiyor. Elhamdülillah hiçbir şey aynı kalmıyor. Her şey böyle bir yere doğru güzel an etmekte, seyretmekte. Aynı havaların değişmesi gibi, aynı bizlerin değişmemiz gibi. Bu değişimlerin içerisinde de gittiğimiz bir menzil var aslında. Kabul etsek de etmesek de, fark etsek de fark etmesek de bir yere doğru seyahat ediyoruz. O seyahatimizin duraklarından biri olsun Mesnevi diye de dua ediyoruz programın en başında. E, hocam böyle mevsimler değişince daha kolay insan değişimi fark ediyor herhalde. Ben deniz en azından evet şimdi üşüdüm daha dün terlerken deyip e, o değişimle beraber bir şeyleri daha kolay anlamaya gayret edeceğimizi düşündüm. Evet. Belki buradan biraz daha bizim konumuzu derinleştirmek için bendenize bir sanki ya da biz meslek hastalığı bir paslarmış gibi oldu. Estağfurullah. E, şöyle e, bu ilginizi alakanızı e düşünmeye sevk edici bu konuşmaları karşılıksız bırakmayalım ve hakikaten düşünelim. Bir kere kıymetli seyircilerimizi selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti selam üzerlerine olsun. Estağfurullah ve ayetullahul ardul meyte ahyaynaha ve ahrajna minha habban faminhu ya'kulun. Malum herkesin okuduğu Yasin Suresi'nden bir ayet. Ve daha nice ayetler var. Şimdi sizin sözünüzle beraber biz bir defa daha şunu hatırlamış oluyoruz ki mevsimlerin değişmesi bizim halimizin değişmesi, saçlarımıza, sakallarımıza akların düşmesi, yorulmamız, hastalanmamız, kendimizi iyi hissetmemiz. Dış ve iç alemindeki değişiklikler aslında insana bir lütuftur. Eyvallah. Yani Allah Teala'nın merhametidir. Şöyle düşünelim daha iyi anlarız. Ya dıştaki, içteki, bedendeki, coğrafyadaki, dış alemdeki şeyler hiç değişmiyor gibi olsaydı? Hep aynı kalsaydı? İnsanda hep aynı kalacağı düşüncesi de hakim olur muydu? Eyvallah. Olurdu. Bir kıştan sonra yazın gelişi, yazdan sonra kışın, sonbaharın gelişi, kainattaki bu değişiklik, gece ve gündüzün birbiri ardınca muhtelif oluşu insanın çocukluğunun, gençliğinin, yaşlığının, yaşlılanmasının, ihtiyarlığının oluşu sevgiyi gördüğümüz gibi ihaneti görmemiz, düşmanlığı gördüğümüz gibi dostluğu da fark etmemiz ve en önemlisi biraz dikkat eden insan daima kendinin değiştiğini görür. Buradan da anlar ki mesele burası değil. Mesele Burada kalmak değil, daha doğrusu karar yeri burası değil. Allah Teala bir karar yeri olarak beyan ettiği, bir makarri ilahisi olarak bizlere bildirdiği bir gün var. Ama orada da daimi, aynı kalmıyor. Daimi bir cennet, daimi bir cehennemden, ebedi hayattan Kur'an-ı Kerim'de bahsedilse de, Oradaki durum da daimi kalmıyor. Yani aynı kalmıyor. Değişkenlik oluyor. Bu değişkenlik sözü uzatmayalım. Allah Teala'nın tecellilerinin hep devam ettiğini ve kudretin bizle sınırlı olmadığını, bize verilen kudretin külli iradeye gitmek için lazım olan kudret olduğunu mevsimlerde, hayatımızda gündüz ve gecemizde göstermiş oluyor. Yani bu değişiklikler Mustafa Bey kardeşim, aslında Allah Teala'nın lütfudur. Eyvallah. Bakın burası karar kılacağınız menzil değildir. Her an bir tecelli olmaktadır. Ama ayrıca siz bunların tecelli ol olduğunu aynen buyurduğunuz gibi, kabul etseniz de etmeseniz de daima değişmektesiniz. Demek ki karar kılacağınız yer bu değil. Toparlanın kendinize gelin daimi efendim ebedi ve sizin de menzil olarak işte burası diyebileceğiniz bir makama doğru gitmek için gayret edin. Eyvallah. Geride bıraktığınız şeyler sizin hangi menzile gittiğinizde gösterir mahiyetinde. Ayrıca Allah dışımızda gördüğümüz, ferdi olarak müşahede ettiğimiz hadiselerin tefsirini de Kur'an-ı Kerim'le bize bildirmekte. Hem Kainat Kitabını, hem Kur'an-ı Kerim'i Kelamullahı en iyi okuyan zatı da bizlere Peygamber olarak, Efendimiz olarak, Mahbubul Kulub olarak bahşetmekte. İşte mevsimler bile bize onu hatırlatmalı. Hani diyor ya bana her şeyi seni hatırlatıyor. Eyvallah. Diyor. Evet. Ya yani hocam şey de şöyle de düşünebilir mi peki? Şimdi az sonra Padişah Cariye kıssasının o son bölümünde. Aa, çay da çok açık olmuş bu arada. Evet devam et. Buyurun. Son bölümü de inşallah bugünkü konumuz olacak ama. aynı mevsimlerle az evvel sizden dinlediğimiz şekliyle o değişimle hatırlayamıyorsanız. işte peygamberimi de yolladım. Veli zatlar da var. Onların yazdıkları da var. Bu şöyle de düşünebilir mi peki hocam? Hani bizi çok sevdiğinin şöyle de bir alameti var. İnsan sevdiğine mahremindekileri de şey yapar, muhatap kılar. Hani sevmese en sevdiğini, o en sevdiğinin yolundan giden işte Hazreti Mevlana gibi zatları e, meselesi küçük olanlarla esasında. Yani büyük bir hedefi var ama o hedefe gitmek için takıldığı taşlar çok küçük ama ona rağmen muhatap kılıyor onlarla. Onlara hareminden, kendi hususi dairesinden kişileri muhatap kılıyor ve mesele anlattırıyor. Hani buradan da yine sevgili, sevgiye ve sevgiliye bir yol bulunur herhalde hocam. Evet öyledir. Yani çocuktan al haberi derler mesela. Çocuktan al haberi. Burada ben bu sözü burayla birebir örtüşmese de şöyle bir şekilde aktarmak istiyorum. Çocukta bir saflık vardır. Eyvallah. Çocuk aynı zamanda haremin mahrem olan şeyleri ev içerisinde dinlediği için o saflıkla beraber sorana söyler. Evliyaullah'ın söylemesi ahmakça değildir. Fakat saflıkla saflık var mıdır? Saflıkta. Onlar evet yani bir şekilde e, birçok zatın mukayese edildiğinde belki onları silsile olarak takip eden belki çocuklarıdır. Çocuk mesafesindedir. Fakat haber verdiği saray öyle bir kudretin Eyvallah. öyle bir muhteşem muazzam bir efendim dergahın, dergahı mecdu i Uluhiyet'in evlatları ve çocuklarıdır ki onlar, onlardan alınan haber kendimizi en azından büyük görmekten bize alıkoyar. Tamam. Şöyle bir kısa anlatayım, müsaadenizle. Ben Deniz bunu küçüktüğümde işitmiştim. Kur'an nasıl okunur denildiğinde Kur'an-ı Kerim'i kıraat olarak sadece güzel telaffuz etmenin yanında, bir de hal ile okumayla alakalı. Şunu anlatırlar. İki zat kalkmışlar bir beldeden. İkisi de çok çocukluktan beri arkadaşlar. Demiş ki birisi işte ben falancadan mezun oldum. Filanca yerde okuyorum. Ötekisi de öyle. Aralarında böyle tatlı tatlı konuşurken iş biraz kızışmış. Ya demiş yani Allah için söyle. Ben senden daha iyi okuyorum demiş. Ötekisi de demiş ki ya sen benim kaç yıllık ahbabımsın ama hiç gücenme. Ben senden daha güzel okuyorum. Şöyle hakkını veriyorum, böyle diyorum. Biraz rekabet, biraz da işin muhabbeti açısından demişler ki ya büyük bir hoca var Mısır'da falanca zat. Gidelim de o zata Kur'an-ı Kerim'imizi dinletelim. Hem o zatı ziyaret etmiş oluruz. Hem de kimin iyi okuduğunu o karar versin. Aa demişler iyi güzel bir fırsat. Yola çıkmışlar uzatmanın gelmişler. Medresenin içerisinde işte şeyhin yani Kur'an'ın bulunduğu, hafız Kur'an'ın bulunduğu yere e, gelmişler. Kapıyı dakkıbap derler. Kapıyı tıklatmışlar, çalmışlar. Bir hanım çıkmış. Hanım kucağında da bebek, çocuk daha doğrusu. Yanında da bir tane çocuk var efendim 4-5 yaşlarında. Buyurun demiş. Efendim biz filanca bekliyor muydu sizi? Hayır demiş. E belli demiş yani beklemedi çünkü o randevu verseydi yani bir söz verseydi muhakkak o saatte burada olurdu. Lakin babam birazdan gelecek. Ve bizim medresenin demiş yani selamlık kısmına geçin, kapıları ayrı. Buyurun demiş dışarıda kalmayın. Onlar da gelmişler bakmışlar böyle hani insan bazen güzel bir ortamda böyle camide tek başına iken falan bir okur eder ya o zevklenen şeyle bakmışlar Hazretin böyle mekanına. Aa ne kadar güzel oturmuşlar. Demişler ki gelmeden biraz biz pratik yapalım. Birisi almış bir yerden okumuş. Dur demiş bir de beni dinle. O da okumuş. Sadakallahul Azim. Böyle birbirlerini dinlemişler, yine gülüşmüşler. Yani hoca gelince ikimiz de okuyacağız. Göreceğiz ne olduğunu tarzında. O sırada da kadının çocuğu, o büyük olan çocuk ağlıyormuş. Mızmızlık yapıyormuş vız i̇şte vır vız vır, zar 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 falan deyince kadın çocuğuna şöyle bağırmış ve bizim hafızlar işitmiş. Sus. Şimdi bak şu iki içerideki iki adam nasıl Kur'an-ı Kerim'in kafasını gözünü yarıyorlarsa ben de şimdi senin kafanı yararım diye. Kalmışlar. Eyvah demişler. Yani bu kadın yani ya kulağı duymuyor ya da çok iyi biliyor bu işi. E kızı, çocuğu böyleyse biz yandık demişler yani. Neyse demişler bekleyelim hocayı. E hoca gelmiş uzatmayayım hadiseyi. Hoca gelmiş. Merhaba selam aleyküm selam işte bir şey ikram etmiş hemen meyve su neyse. Demiş ki efendim aslında biz de sizin kıymetli vaktinizi almayalım. Talebeleriniz de dışarıda bekliyor. Duanızı almaya geldik. Bir de bir hakemlik yapar mısınız? Hangimiz iyi okuyor? Hocanın penceresi de Nil Nehri'ne bakıyormuş. Önemli bir detay o. Eyvallah. Yani Nil Nehri'ni görüyormuş böyle penceresinden. Çıkmış kürsüsüne arkasında Nil Nehri. Yukarıdan görünüyor böyle bakılınca. Buyurun okuyun demiş. Onları da yukarı davet etmiş. Başlamışlar okumaya ikisi de. Hmm, demiş. Peki siz okuyun. Onu da dinlemiş. Peki. Ben demiş hakemlik yapmasam. En önce bir aşır okusam. Ondan sonra konuşsak olur mu efendim demiş. Var soru yoksa. Aman hocam ne demek demişler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Lev enzelna hâzel Kur'an. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i ala cebelin, alâ cebelin daha indirseydik. Lera aytehu khâşi'an mütesaddiye min khâşetillâh. Aşır okumuş yani. Bakmışlar dışarıdan böyle bir çırpınma sesi var. Şak 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 şak, şak. Bir de bakmışlar ki Nil nehrinin üzeri başını çıkartmış balıklarla dolu. Böyle çıkartmış balıklar başlarını. Kur'an-ı Kerim'i iştiyakla din. Sadakallahu lazim deyince balıkların hepsi nehre inmiş. Sonra dönmüş ikisine de demiş ki ben demiş aslında okurken mevzuyu da unutturdular. Ne yapacaktık biz demiş aşırdan sonra bir şey konuşmuştuk. Efendim hiçbir şey yapmayacaktık. Bizi talep kabul eder misiniz onu arz edecektik demişti. Evet. Yani. Elini öpmüşler. İlmi hal meselesidir bu işler. Hal ilmi hal, hali insan insandan alır. İstediği kadar üzerimizden mevsimler geçsin. İsterse bizim sakallarımız ağırsın. Bize bunun yorumunu yapabilecek, o yorumu da kalben bize aktarabilecek bir insan lazımdır. O yüzden yazsın bizim arkadaşlar. İnsandan Allah'ın tecellisini göremeyen başka hiçbir yerden o tecelliyi göremez. Velev ki Kabe olsun. Aman efendim, öyle demeyin ama. Adam Kabe'ye gidiyor, değişiyor. Cık cık cık. Muhakkak ondan evvel veya hemen ondan sonra insanı ve kendisini tanımaya başladığı içindir. Biz hümanizmden bahsetmiyoruz. İnsandaki tecelliyi bilmeyen Kabe'deki tecelliyi de bilemez. Kabe'yi görmekle adam olmaz. Kabe bile etraf bir dünya da Adem'dir. Allah yapmamıştır Kabe'yi. Evet Adem'in elini kullanarak onun tasarrufa, onu konuşmuyoruz. E sonra tufan oldu, Nuh yapmıştır. E Nuh'tan sonra yine topraklar kapatmış, efendim şunlar olmuş. E ne olmuş? Şiit aleyhisselamdan sonra, Nuh aleyhisselamdan sonra affedersiniz. İbrahim aleyhisselam yapmıştır. Gösterilen rüya üzere Kabe'yi temellerinden yükseltmiştir. İnsan yapmıştır. Ama o insan Allah'ın halilidir. O halilin refiki olan Hacer gitmiştir, sayetmiştir de sen onun için o izi takip etmişsindir. İbrahim, İsmail ve Hacer validelerimiz, valdemiz. Şeytanı orada taşlamasaydı sen şeytanı Fatih'te de, Ankara'da da, Can, her yerde taşlayabilirdi. En merkezi yerleri düşünün. Yapabilirdim bunu yani. Ama orada o insanın taşlamasını Allah beğendi. Ve onun safiyetini kendisi tasdik ettiği için öyledir. Adem ile Havva buluşmuştur Arafat'ta. Yani konuyu ben birazcık kurban, birazcık hacla alakalı birazsa açıyorum. Eyvallah. Çünkü bir de manevi mevsim var üzerimizde ceryan eden. Mesela tasavvuf ehli ne yapmış? Evet sonbaharı geliyor, kış geliyor, yazlık, yazlık ilahi, kışlık ilahi yapmamış. Muharrem ilahisi, safar ilahileri, sohbetleri yapmış. Rebül evvel, Rebül ahir demiş, o manevi mevsimi hissettirmiş. Başka? işte hac ayı geliyor şimdi, zilhicce. Zilkade'de başlar tekkelerde. Canım Kabe'm sana varsam, işte Medine'de Muhammed'e doyamadım sallallahu aleyhi ve sellem. Acep bir nurlu sefer olsa da gitsek, bir güzel sefer hep insanları. Peki niye yapıyor bunu? Hacca gidenlerle ümmeti Muhammed'in gönlü beraber olsun. Oradan gelenlerle ümmeti Muhammed'in gönlü beraber olsun. İnsan insanı bulsun, insandaki tecelliyi görsün. Oradan o maneviyatı kesbetsin. Manevi mevsimler üzerimize dönmekte. Ama hepsinin merkezinde ve muhatap olarak insan vardır. Insandaki tecelliyi anlamayan insandaki tecelliyi anlamayan hayvandır denmez. Çünkü hayvan insanı tanır. Hayvan insana hürmet eder. Hayvan dahi hürmet eder. İnsandaki tecelliyi, ilahi tecelliyi anlamayan kainattaki tecellinin hiçbirisini anlamaz. Velev ki Kabe olsun. Dış alemde değildir. Bu mesele. İşte Şimdi burada Hazreti Pir de Mesnevi manevi de bu insanın efendim nasıl ortaya çıkacağını efendim nasıl bir saflaşma halinden e, gidebileceğini söylüyor. Şunu okuyalım da bölüm araya gidelim. Eyvallah hocam. Tu geman kert aludegi der <laughs> safa gish keyhilet paludegi sen azıcık bir ilimle niye anlatıyor padişah kuyumcunun canına mı kastetmişti? Vah vah yazık yazık. Adamı niye öldürüyor? Yani bir arada böyle bir uzlaşamazlar mıydı? Daha sıcak bir şey kuramaz mıydı böyle bir empati diyalog falan? Ya kuyumcu gitti gidesi yani. Gitti yani. Ne oldu? Cariye çıkacak diye cariye lazım ama. Çünkü padişah da lazım. Kalp de çağrılmış. Allah da emanetini yerin altına sokmaz. Toprağın altına içine saklamıştır ama yedirtmez. Artık o ortaya çıktı. O nur tamamlanacak. O cüz külli isteyecek. Şimdi sen azıcık bir ilimle padişah niye kuyumcuyu öldürdü diye ona itiraz edip padişahı günahkar zannetme. Halbuki bu kadarcık misalle bile bu durumu idrak edebilirsin. Süzme işlemi Saf suda tortu bırakır mı? Eyvallah. Evet. Süzme işlemi saf suda tortu bırakır mı? Ne demek acaba? Aradan sonra. Aradan değil mi? sonra. Peki. Kıymetli izleyicilerimiz, bu arada bizlere de ulaşabilirsiniz. Mesnevi ile TVnet.tv.tr. Az sonra kısa bir aradan hemen sonra huzurlarınızda olacağız. Ya merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Belki o da ki ekranlarını, ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz vardır şu anda. Mesnevi ile ilahi aşk başladı. Az evvel hem mevsimlerden hem de insanın seyahatinden bahsederek girsek de aslında yaptığımız seyahat hani Mesnevi-i Manevi'nin, Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in bizlere şu hayat yolculuğundaki nasihatlerini anlamak kabilinden bir seyahat. Hocam geçtiğimiz programda Kaldığımız yerden hemen sonra yine beyitler geldi ama müsaadenizle yine şu beyite geçmeden evvel şöyle bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. İnsan e, hani halinden, mevsimden, kendi durmasından, konaklamasından ya da yürümesinden hiçbirinden anlamıyorsa e, o zaman böyle zatlar var, veli zatlar. Onların sözleri, halleriyle anlaması lazım. E, onlardan da anlamıyorsa az evvel söylediğiniz o gruba giriyor belki. Hani hayvan da diyemeyiz. Daha aşağıdır diye. Peki insan bütün bu seyahati yaparken kendi kendine bırakılmamış. Ee, mutlaka bir şeyi var. Bir terbiye içerisinde olması lazım. Bir uyması gereken kurallar var. Bunu bir insanın hiç unutamayacağı. Ya şöyle bir şey olsun benim elimde. Şöyle bir şey tutunayım. Asla bu elimdeyken, bu aklımdayken ben bu yoldan çıkmam. Her zaman böyle beni tutan bir şey olsun. Diye böyle çok kısa bir tarif çok istiyor izleyicilerimiz hocam. Hani bunun daha evvel de benzer sorular sorduğumu fark ederek, hatırlamaya çalışarak bunu soruyorum ama yine yeri gelmiştir umuduyla, düşüncesiyle arz edeceğim. Bir kere bunlar sizin buyurduğunuz gibi kategorilere ayrıldıktan veya neden anladığını, anlayabilmesi gerektiğini düşünmekle de alakalı. Yani neden anlamalı, neye tabi olmalı, nasıl, ne şekilde sarılmalı da ondan kopmamalı. Eyvallah. O kopmadığı şey sayesinde de vuslata yol bulabilmeli. Eyvallah. Şimdi burada tabii bir kere insanların durumuyla, konumuyla alakalı. Ben deniz şöyle bağlamaya çalıştım sizin söylediğiniz ve farklı şekilde de sorduğunuz bu suali. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir, bize bir hitabı var. Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın ipine sarılmak noktasında ve Allah'ı zikretmek noktasında Kur'an bütün alemi ve o alemin içerisindeki insanı İçinde birçok alem barındıran insanı tamamıyla şerh eder. Apaçık bir kitaptır. Yani burada siz şunu diyebilirsiniz. Adam zaten Kur'an-ı Kerim'e yapışsa zaten kurtulacak. Hani Kur'an-ı Kerim'e götürmek için ne var diye Eyvallah. düşünürseniz. E demin buyurduğunuz şeyler var. Yani insan hiç mi hayatında bir şeyi merak etmiyor? Bir şey ona anlamsız veya çok anlamlı gelmiyor. Hocam çok özür dilerim. Mesela şöyle baktım gelen maillere. Burada anlatılan konudan mesela bir izleyicimiz demiş ki, ya baktım geçen haftaki program için söylüyor. İlimle dünden bahsediyordunuz demiş. Bir başkası demiş ki aile hayatıyla alakalı. Dedik mi İlimle dünden bahsediyoruz? O işte herkes Hz. Aleyhisselamla alakalı. Eyvallah. Herkes e, farklı bir pencereden, farklı bir cepheden farklı bir şey oluyor. Hani ortak bir şey var mıdır? Belki de yoktur böyle bir şey soruyorum ama herkesin böyle tutunup kendine yol bulabileceği ortak bir şey var mıdır? E şimdi ona onu oraya geleceğim Eyvallah. mevzu olarak. Burada ölçü insanın tutunacağı şeyi şudur diye göstermekten ziyade hmm. lütfen burayı kıymetli kardeşlerimize dikkat etsinler. Onların kendilerini Allah'a yaklaştırdığını düşündüğü şeye karşı onu taze tutsunlar. Mesela yani bir çocuk işte hatta İstanbul'un fethiyle anlatalım. İstanbul'un fethiyle alakalı derler ki bir Yeniçeri işte veya işte oradaki bulunan askerlerden biri ateşe elini tutup çekiyormuş. Bir saat sonra geliyormuş tekrar ateşe elini tutuyormuş çekiyormuş. Bunu merak etmiş padişah tebdili kıyafet dolaşırken. Sen ne yapıyordun demiş. Efendim işte dolaşıyordum. Hayır ateşe elini Üşümüştüm. Hayır demiş sen başka bir şey yapıyorsun. Artık. Ne yapıyordun? Efendim demiş size yalan söylemek olmaz. Ben bir günah düşünüyordum. O günahı yapmaya da karar vermiştim. Yaparsam ne olur ne biter falan diye böyle nefsim de kabardığı zaman elimi gidiyordum ateşe biraz değdiriyordum. Çünkü Resulullah'ın sözü var aleyhissalatü vesselam. Ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. O ona vaaz nasihat olmuş. Şimdi siz ama buradan hareketle Herkesin elini bir ateşe sokması lazım diyemezsiniz. O, o, o adam onu bulmuş. Sen de bir şey bul. Mesela daha evvel anlattım. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi buyuruyor ki: "Ben Cenab-ı Hakk'a rabıta etmeyi veya büyüklere rabıta ederek onlardan feyiz alma işini bir kediden öğrendim." diyor. Kedinin o farenin yuvasına çıkacağı deliye bakarkenki halinden. Bunu bir kere daha anlatmıştım. Kedi öyle bir duruyor ki baktım diyor bir kedinin duruşu şöyle duruyor hareketsiz. Nereye bakıyor dedim diyor. Baktım ki deliğe bakıyor. O da bir delik. Nefes bile almıyor diyor. Gözünü kırpmıyor nefes bile almıyor. Çünkü nefes oraya gidebilir. Geleceği o yüzden gelmez. Beklediği gelmez gelecek olan. Böyle bu vaziyette bekliyor diyor. Vermiyor nefesini. Böyle acaba nasıl olacak derken fare delikten kafasını gösterdiği anda pençesiyle yakala tutuyor kedi. Hayret ettin mi? Bakın şimdi. Manevi mevsim dış alemdeki gördüklerimiz iç aleme yansıması. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Seyyid-i Taif Hazretleri buyuruyor ki o anda sırrıma bir hitap geldi. Ya Cüneyt! Bizim kapımızı bekleyenlere biz bu kedinin bulduğundan daha azını vermeyiz. Yani biz o kadar düşmedik. Şu kedi bile bu kadar rabıtayla elde etti istediğini. Bizim kapımızda bekleyenler de elbette mahlum kalmaz. Bu kediden daha adi değildir. Edindiği rızıktan o bile rızkını buldu. Bunu isteyen kişi de daha adi değildir. Diyor ki rabıtayı ben orada öğrendim diyor. Murakabeyi orada öğrendim Hazreti Cüneyt-i diyor. Ama şimdi siz herkes gidecek bir fare deliğinin karşısında kediyi bekleyecek diyemezsiniz. Mühim olan şudur. Sana seni senden soyan, sana o manayı veren bir hakikat bul. Bir harf öğren. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi. Eyvallah. Men allemeni harfen fakat sayyereni abden sözü oturup da elifbe öğrenmek değildir. Yani Hazreti Ali Efendimiz o kadar da ucuza gir, gir, dökmez bu işi. Elifbe olsa ben de öğretirim elif beyi hakikatten bir harf diyor. Sizin aradığınız şeyi kastederek bana öyle bir şey öğretsin ki ben daima hakla irtibatımı onunla sağlayayım veya seyircimizin söylediği gibi bana öyle bir onun katından ilim öğretsin ki ilimle dünden ben ona köle olayım diyor. Ben ellemeni harfenden kasıt. Şimdi okuma haftası da başlayacak günümüzde A B C tamam o öğretmenin de hakkı ödenmez ama o kadar ucuz değildir iş. Eyvallah. O kadar ucuz değildir. Hatta okuma yazma öğretenlerin e, Bedir'de 10 kişiye öğretenlerin, okumayı öğretenlerin azad olduğunu düşünürsek burada Hazreti Ali Efendimiz'in anlattığının başka bir şey olduğu aşikardır. Hayatlarında böyle bir şey bulsunlar. Sohbet mi? Zikir mi? Ne bileyim, Rahmetli Sabancı şeyi anlatıyordu mesela. E, evinin girişinde aile dinliyorsa onlara da hürmet edelim. Allah cümlemizi daima böyle hayır işlerine koşanlardan eylesin. Amin. Cümlemizi de ıslah eylesin. O büyük şar şarlı için. Neden? Fotoğraflarını gördük. Koz kocaman bir şey var, köşk var. Bunu da anlattıydık ilk programlarda. Evin girişinde büyük bir sehpa, sehpanın üzerinde bir küfe var. Bir din pazar küfesi. Veya bilemediği, kalmadı artık. Hamalların taşıdığı küfe var. Ortaya koymuş onu. Neden? Bu diyor Hacı Ömer Sabancı'nın küfesi diyor. Hamallık yaptığı küfe. Her gün onu göreyim, ona göre servetimi, ona göre çalışmamı dizginleyeyim, ona göre kararlar vereyim. Ve mübarek adam. Sen nasıl inkar edersin rabıtayı? Sen nasıl inkar edersin böyle alakayı? Meselenin özü bundan ibarettir. Bir insan orayı gördüğünde, bir şahsı gördüğünde, Kabe'yi gördüğünde, bir mekanı gördüğünde eline aldığı bir tesbihte ne bileyim belki bu yüzü birisi böyle verdi de sana sen bu yüzü veren kişinin o hatırını hatırladın da o parmağında oldukça seni hakikate bağlayan bir vesile edinmişsindir. Allah Teala bu yüzden serbest bırakmıştır vesileyi özetle şu. Nereden tutunacak? Bir, en önce tutunabileceği şeyi bulacak. Eyvallah. En önce tutunabileceği şeyi bulacak. Ee, İntagab cael kaza dakal faza diyordu. Hatırlıyor musunuz? Mesela padişah çareyi hikayesinde. Hekimi gaybi görünce padişah dedi ki sen gelince bütün müşküllerimiz hallolur. olur Sen gidersen feza bile bize dar gelir kazalar böyle başımıza zuhur eder. Belalar yer. Bir insan kendisini seven bir dost mu bulur? Bir zikullahı mı vardır? Mesela İsmi Azam'ın sırrı nedir? İşte budur. İsmi Azam'ın sırrı nedir? Sizdeki ismin, sizdeki tecellisini bulup kendinizdeki o hakikat ben, benliğini ortaya çıkartmaktır. Yoksa Allah'ın küçük ismi yoktur ki. Ama sizde tecellisi ben farkıdır, bende farkıdır. Taklitle olmaz. Taklitle başlar ama taklitte kalınmaz. Eyvallah. Dolayısıyla bunu tefekkür ettirmek için aslında mesnevi manevinin en önemli özelliği Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde olduğu için bu hakikate ihtiyacımız olduğunu bize hissettirmektir. Tamam. Eyvallah. Evet. Buradaki e, Padişah'ın başına gelen de, hani Remiz'le Padişah'ın başına gelen de kendine e, hayatı boyunca lazım olacak hakikat için bir dert ediniyor önce. O dertle beraber de hayatına hem derman giriyor. Çok güzel. Cariye'nin derdindeyken esas derdi buluyor. Eyvallah. Şimdi de cariye tutuyor. Neden? O cariye'nin de takdiri ilahide kendisine ait olduğunu öğrendi. Gayb aleminden gelen ilmi dün sahibi daha doğrusu kalp ona dedi ki sana bu atıp şey yapamaz. Yani ne olursa olsun gebersin gitsin diyemezsin. Hastalandı diye. Nefsi sen hasta diye atamazsın. Sana o selayeti vermedi Allah diyor. Ha bak bunu söylemedik şimdi hatırladık. Kaç programdır söyleyeceğim bir türlü söyleyemiyorum. Sen nefsi hastalandı diye kaldırıp atamazsın. Medeni toplumlar hastalarına da bakan toplumlardır yabani vahşi toplumlar kendilerinden bir insan hastalandı da onu tecrit ediyorlardı ya da öldürüyorlardı. Hayvanlar gibi. Hayvanlar sürünün ahengini bozmasın diye bir hayvan sakatlansa hemen onu bertaraf ederler. Daha doğrusu doğa bunu zaten tabi Allah'ın koyduğu tabi denge, doğadaki tabi denge bunu ayarlar. Yani gidemeyecek olanı, hasta olanı zaten başka bir hayvan bir şekilde yer. Eyvallah. Sağlam da çıkar. Şimdi burada diyor ki padişah cariyeye aşık olduyduydu cariye hastalandı e bırak git canım padişah cariye bulunmaz yok diyor o cariye olacak. Saraya kabul edilen o cariye. Neden? Bir de söylemediğimiz başka mevzu. İnsanın belli bir nikah yaşadığı kişiler de takdiri ilahiyedendir. Hata olabilir, kaza olabilir, isabet gibi olur, iyi gibi olabilir. Bunu daha evvel de anlattık. Efendim bir istihare yapar mısınız? Geliyorlardı bizim hocamız. E, ee, işte bizim şey istiyor da acaba hayırlı mı? E, Sonradan da görüyorduk 3-4 sene sonra bizim kız boşandı. Halbuki hocaya da istihare yaptırmıştık ama işte neyse artık. E, lafı da koyar. Halbuki işi tıkırında gidecek. Bunlar hiç ayrılmayacak mı? Bu çok sen öyle demedi ki sen hayırlı mı dedin? Yani ne demek? E bu ayrılması da hayır. Eyvallah. Orada da bir talim var. İnsanlar hayırlı mı dendiğinde her şeyim rahat olacak mı? Ben şirket kuruyorum, böyle bir işe kalkışıyorum. Bir istihare eder misin hayırlı mı? Hadi çıktı istihare, hayırlı çıktı anlayabileceğimiz şekliyle. E sonra ne oldu? İşim bozuldu. Dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Hırdavatçıyken girdin restoran işine mesela. Ama orada yaptığın tecrübeyi Allah başka yerde sana yaşatır. Hayırlıdır yine o arz edebiliyor muyuz? Biz de her şey tıkırında olmasına bakarız. Uzatmayayım sözü. Cariye orada insani nefisti. İnsani nefis hastalandı diye aklı ma'at onu kalkıp atamaz. İşime yaramıyor. Nereye atacak? Kendisi ortada kalır. O onda kendisini göstermek durumunda. Ne lazım? İhtisas sahasının dışına çıkmayacak fakat bu bunu halledebilecek, mütehassısı bulacak. Akıl bunun için lazımdır. Demin söylediğimiz gibi aklı varsa adamın kendini kalbe götürecek bir şey bulması lazımdır. Aklı varsa adamın kalbe kurban edecek, aşka kurban edecek kurban bulması lazımdır. Akıl bu işe yarar. Eyvallah. Neyi ben feda edebilirim? Sevdiğime nasıl hizmet edebilirim? Ben bu var zannettiğim aslında yok olan benliğimi nasıl yokluğumu ispat edecek hale getiririm? Namaz yokluğunu ispattır. Hac yokluğunu ispattır. Yokum diyorsun. Sen varsın Allah'ım diyorsun. La ilahe illallah. Ispat et bakayım. Beş vakit namaz. Allahu Ekber. Ben yokum ya Rabbi sen varsın. Hacca gidiyorsun. Elletmiyor kılını bile. Ben yokum ya Rabbi sen varsın. E ye hadi bakayım. Yok ya Rabbi. Benim hayatım yok. Hay olan sensin. Ben seninle gıdalanıyorum. Sen varsın. Kulluk yokluğunu ispat etmektir. Allah'ın varlığını ispat etmeye muhtaç değildir. Hele kulların ihti hiç ihtiyaç. Allahu samettir o. Allahu samet olduğu için Allah Teala'nın varlığını ispat etmeye ihtiyacı yoktur. Biz onun varlığına muhtacız. Bu nasıl olacak? Kulluğumuzu, yokluğumuzu ikrar ederek olacak. Sözde olmaz. Fiille bunu göstereceğiz. İşte akıl nasıl bu yokluğu idrak edeceksin ve yegane var olana nasıl kulluk edeceksin? Aldığı emirleri hayata tatbik etmek için lazımdır. Kurbanı seçmen için akıl lazımdır. Kurbanı seçmen için akıl lazımdır. E bulamadı getirir kendisini koyar oraya. Akılın kendisi kurban olur. Kurban etmek lazım olduğunu bilirse akıl. Kurban nedir? Getirir kendisini öldürür demedik. Kurbiyetten gelir. Hastalandı insani nefis kaldırıp atamazsın. Kalp ihtisasına giren bir durumdur. Mütehassısını bulman için akıl lazımdır. Çünkü akıl bu benim işimdir, bu benim işim değildir der. Akıllı adam her şey kendi işi görmez. Bu bana aittir ama burası kalbe aittir. Buyurun sultan oturun der. Biz sultan olarak idare ediyoruz ama bizim idaremiz sizin başa getirilmeniz içindir der. Kalbi alır Kalpte der ki sen yukarıda bulun. Ben senin aşağıdakiyle yukarıdakinin ortasında sevki idare eden kom dengeyi ben sağlayayım. Hayvanla insan arasında tam kalp odur zaten. Karın beden olarak hayvanla insanın ortasını dengeleyene denir. Bir adamın karnı beli çökerse adam düşer. Buradan yukarısı insana, belden aşağısı hayvana aittir. Yani binek gibi düşün. Bileğimize gidiyoruz. Manevi vücudumuza da böyle bakıldığında kelime-i tevhid ve idrak makamıyla alakalı kalp hemen buradadır. Ve aşağı ile yukarın kalp bir kere çarptığı zaman tepesinden tırnağına kadar aynı kan gider. Hepsini birleştirir kalp. Kalp hem alır ondan sonra da hepsini ayrıştırıp tekrar toparlamak üzere tevhidden tefride cem, cem makamına, cemül cem makamına bizi her saniye ulaştırır. Ne yapalım? Biz, sen açtın zevke müteallik konuşuyoruz. Sıkılmayan dinlesin. Estağfurullah. <laughs> Efendim. Dolayısıyla burada da cariye atmadı fakat lazım olmayanı attı. Neden? Suda tortu olmaması için bir filtre konulur. Burada dikkat ettiniz mi şimdi bak mü müthiş ifadeye. Sen azıcık bir ilimle ve kendindeki vehimle padişahı günahkar zannediyorsun. Halbuki bu kadarcık misalle bile düşündüğünde şunu anlarsın. Sana şöyle bir misal getireyim. Süzgeçten süzme ameliyesinden geçirilen, tabi tutulan suyun içerisinde tortu kalır mı? Akıl neymiş? Kalbe lazım olanı, manaya lazım olup olmayanı, ne yapanmış, ayıklayanmış. Burada padişah süzüyor çünkü onu. Süzman veliyasını padişah yapıyor. Kalbin direktifiyle akılda tezgahını hazırlıyor. Eyvallah. Ne yaptı? Kuyumcu o süzgece takıldı diyor. Saf su olması lazımdı. Saflık olması lazımdı o cariyede. Aynı zamanda cariye ile su arasında da bir ne yaptı? Oyun yaptı. Cariye akan demektir. Su da akar. Temiz olması lazım. Temiz bir arttan gelmesi lazım. O insanın üzerinde. Efendim dış görünüş önemli mi? Nefsin, e, vücudun dışarıdan algılanışta önemli mi? Tabi önemli. Allah Teala müminlerin vasıtlarını sayarken onların simalarından da bahsediyor. Zekat, sadaka verilecek olan hakiki müşteriyi anlatırken simalarından tanırsınız buyuruyor. Sima önemli. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Marufu Kerhi Hazretleri her gün utanarak aynaya bakar sabahleyin bir de akşamleyin bakar. Elhamdülillah, elhamdülillah der ağlarmış. Demişler ki ya üstad, ya şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in aynaya baktığı zaman ettiği bir dua var. Talim ettirdiği bir dua. İşte, Allahümme hassin hulki keme hassen te Ya Rabbi benim vücudumu, bedenimi, kaşımı, gözümü yerinde yaptığın ve güzel eylediğin, takdir eylediğin gibi ahlakımı da güzelleştir ya Rabbi. Çünkü insanın kendi yüzünü anne rahminde şekillendirmesi onun eline bırakılmamıştır. Fakat ahlakını şekillendirmek insanın elindedir. Tekrar ediyoruz. İnsan kendi kaşını, gözünü, kulağını yapmaya muktedir değildir. O nakışı Allah çekmiştir. Ve muhakkak güzel o. Başkasının iyi kötü çirkinlemesine bakmayın. Allah eseridir o. Kimseye bir şey diyemez ona. İki tane hödüğün affedersin üzerine oturup da boyaların açtığı sergide şişhanede böyle ha diye aval aval seyrediyorsun. Sonra Allah yarattı kulu beğenmiyorsun. Sür, sür realist Bak var mı? Yani adam resim yapıyor. Yamuk adam çizdiği zaman 800 bin dolar alıyorsun. Allah'ın kuluna bakıyorsun çirkin diyorsun. Allah bunu bile sorsa oradan yırtamaz adam yani. Bunu adam ağzını bunu yamuktu da 800 milyon verdi. Boş çerçeveye bile şu kadar para verdin. Ondan sonra bu adamın simasını beğenmedi. Sen gel hele buraya dediğinde daha başka abdest namazı lüzum yok. Hesap yeter yani. Allah'ın nakışı yüze küfredilmez, yüze sövülmez. Herkes güzeldir. Yani Allah onu öyle takdir etmiştir çünkü. Yapan güzeldir. Aa o resim diyor çok özel. Kim yapmış? Van Gogh. Sen de iyice kok Allah'ın cezası. Van Gogh yaptı diye 800 bin lira ediyor diyorsun. Adam müthiş diyorsun. Falanca yerden çıkmış diyorsun. Müzayirler sallıyor. Dünyaya bütün ajanslara şey çekiyor. Van Gogh yapmış bunu. Bektaş'ı fıkrası anlatırdım da şimdi burada yeri değil. Biraz böyle tuhaf. Neyse. E bunu da Allah yaptı mübarek yani. Sen bu kadar da mı hatırın yok? Aa bu Allah yapısı. Allah Kabe Allah yapısı değil mesela bak. Eyvallah. Ama insanın cismi Allah yapısı. Arz edebiliyor musunuz Yani insanlar kendi yaptıklarıyla bile aslında hak karşısında ve iddia ettikleri hak aşkı karşısında komik sefih bir duruma düşüyorlar. Şimdi şunu anlatıyordum. O simada bozukluk olmamalı. Nefsi insani kendisine gelen manayı aksettirmeli şunu anlatıyorduk. Maruf-u Kerya Hazretleri dua yapıyormuş aynanın karşısında. Elhamdülillah diyormuş. Secdelerine kapanıp ağlıyormuş. Akşam yine bakıyormuş yine öyle. Demişler ki efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet olan duası böyle. Siz farklı bir şey yapıyorsunuz. Ben o duayı ediyorum ama ben aynaya onun için bakmıyorum demiş. Hani böyle saçımı falan düzelttim diye bakmıyorum. Ya Allah'ın hakiki kulu olamadım fasık facir bir insanım. Haşa tevbe estağfurullah. Kendisini öyle der de. Bundan dolayı kalbimdeki fitne ve fesattan dolayı acaba Allah yüzümü tam bir zalimin, şakinin şekline soktu. Beni kapkara bir hale mi soktu diye bakıyorum. Ya Rabbi henüz daha cemalimi karartmamışsın diye gözyaşlarıyla Allah'a hamd ediyorum. Onun için dua ediyorum demiş. Yoksa benim aslında o dibi kurum bağlamış ateşin üzerinde odun ateşinin üzerinde yanan kazanların dibi gibi yüzümün öyle olması lazım. Fakat Allah'a baktım ki her aynaya bakışında Allah yine yüzümü karartmamış. Şükür secdeleri yapıyorum demiş Marufu Kerya O, o yüzünü kapatmamalı. Padişahın aklı maadın göstereceği sahada nefis perde olmamalı. Sağlam bir binek olmalı. Binek sağlam olmazsa padişahı düşürür. Derler ya bir nala konulan çivinin eksikliği yüzünden koca bir savaş kaybedilmiş. Adam de konuşurken nalı böyle gevşek çakıyormuş. He, kiki de yapıyormuş. Komutanın atının nalını. Tam mücadele edeyken, harpteyken o nal bir tökezlemiş çıkmış. Çıkınca da at tökezlemiş. Tökezleyince de komutan yere yığılmış. Savaş kaybetmişler. O yüzden o cariye onun hizmetinde bulunacak insanın onu aksatan, onu yıkan bir şeyi olmaması lazım. Madenleri birbirinden ayrılmak için saflığa eriştirmek üzere bir ameliyeye tabi tutarlar. Tutulduğu gibi insanın da saflaşması için bu nevi imtihanlar olur. Veya tortusu gitsin diye altını vesaire eritirler. Onun içerisinde cürufu da vardır. Başka şeyleri de vardır kızgın ateşe sevk ederler onu. Yanacak kısmı yansın ki altın kendisini ortaya çıkarsın. Eyvallah. O yüzden kuyumcuya bu kuyum işinin yapılmasındaki sebep ondaki halis olan damarı ortaya çıkartmak ya da tevhide erişmeye mani olanı bertaraf etmek içindi. Evet. İmtihan iyinin kötünün imtihan edilmesi de bu nevidendir. Aynı altının kaynayıp köpüğüne atması, halis ve saf ayar bulması için yapılan ameliye gibi ne yaptılar? Ateşe tuttular. Aslında o kuyumcunun canına kastetmediler. Kuyumcu zaten böyle bir alemde bu birlik ve beraberliğin normal süreç içerisinde kaybolması, gitmesi gereken, belki de kurban edilmesi gereken kısmıydı. O yüzden buna şaşırma diyor. Eyvallah. Hocam müsaadenizle burada yine bir nefes Estağfurullah. Bu arada izleyicilerimiz de belki şöyle notlarını tazelerler. Az sonra tekrar huzurlarınızda olacağız. tekrar merhabalar kıymetli izleyicilerimiz e, hocam az evvelki bölümde de ondan öncekinde de e, iki kez kullanmıştı yanlış saymadıysam sözü fazla uzatmayayım diye ama hani böyle mevzular olunca bu söz hiç bitmesin. Bu söz hiç bitmesin de hoş sanki o sözü anlayacak kulak var. Ben denizle de, sizi tenzih ederim. Ama bu sözle beraber bu mevzularla beraber insan belki içinde e, kendi gayretiyle de elde etmediği böyle ona bahşedilmiş bir şey var. Orası harekete geçiyor. Ve o ondan bir tad alıyor, bir zevk alıyor. O zevkin ne olduğunu anlamaya çalışırken de vakit geçiyor. Üçüncü bölümde geri vermiş hocam. Ee, Bendeniz ben deniz böyle araya girip mevzuyu dağıtmayayım. Ee, beyitler bugün de işlenmesi için planlanmış beyitler var belki. Şimdi 194. beyitte biraz böyle hızlı seri biçimde Buyurun. gidelim ve arkadaşlar da lütfen dikkatli takip Çünkü konuşulması gereken mühim bir yere erişmek istiyorum. Yani bugün İnşallah oraya gitmek istiyorum. O yüzden çok dikkatli dinlesinler. Sözü fazla uzatmayacağım. Ve maal okuyacağım. 194 Düncü Beyt'te kıssada zikredilen padişah hırs ve hevadan dolayı hırsından kudretini paylaşmak istemeyişinden dolayı böyle bir işe kalkışmadı. Niçin yaptı bunu? Heva ve hırstan temizlenmek için yani bir padişah kendi kudretinde, aleni bir insan, bir saltanat derdinde olan bir insan, yanında o saltanatı paylaşmak ihtimali olan, onu istediği gibi e, o saltanatı yaşamasına mani olan bir şey gördü, bu ne yapar? Böyle, bu dünya kaidesidir. Hiçbir otorite, hiçbir otorite kendisine muhalif olan bir otoriteye müsaade etmez. Kim ne derse desin. Yani iki baş olmaz çünkü bunu müsaade etmez. Hangi devlet olursa olsun, hangi devlet bakın adı şu olsun bu olsun, hangi devlet olursa olsun kendi otoritesini kaldırmak isteyene karşı asla müsamaha etmez. Hani evliyalar parti kursalar ki olmuştur buna benzer bir şey. Hani veli zatlar onlar veli oldukları halde o otoriteye bir şekilde karşı olsa o devlet onu şey yapar parçalanma kabul etmez çünkü. Ve İslam fıkhımız da buna bu şekilde bakar. Yani muhalefet edenlerin sadece salih olmasına bakmaz. Salih konuşmalarına da bakmaz. Arz edebiliyor muyum? Ayrı bir mevzu. Şimdi oraya girmeyelim. Fakat zalime karşı el pençe divan durmak da ayrı bir zulümdür. Ayrı bir günahtır. Orayı karıştırmıyoruz. Kıssada zikredilen padişah hırsından dolayı kuyumcuyu öldürmedi tam tersine kıssadaki padişah aklıma attı aklıma at heva ve hırsın pençesine düşerse esas akıbet yani rezil olan akıbet onu yakalar yani bir akıllı adam sebep sonuç ilişkisini evvel ahir münasebetini anlayan bir adam heva ve hevesine düşerse Mustafa Bey kardeşim helak olur o kişi ne kadar akıllı olursa olsun. Ne kadar ne bilirse bilsin. İşte ondan dolayı aslında bu aklımı at heva hevese işaret olan kuyumcuyu ne yaptı? Tamamen kesti. Neden? O heva ve hevesin varlığı bilindiği müddetçe o hep tatmin isteyecektir. Ben varım burada diyecektir. Baraj da kalktı ya şimdi. Demokratikleşme, demokratikleşme paketinde. Yüzde bir oyla bile adam o meclise girer. Heva ve heves de vücut ikliminde yüzde bir hissesi olsun. Benim bir temsilcim var bir temsilcim var der yine girer o çatı altına. Halbuki heva ve hevesin ne siyasi ne sivil temsil etme hakkını kullanması caiz değildir. Neden? Sadece kötülüğü işaret eder. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizi bölmek, yıkmak için mesela diyelim ki bir düşmanımız olsun. Hangi diyelim? De bir Kongolular bize düşman. Sizinle bu alışverişten dolayı siz onu düşman olarak tanırsınız ama meclisinize sokar mısınız? Sokmazsınız. Neden? Onu düşman olarak tanımışsınız. O zaman onu perdelersiniz. Heva hebes de kesinlikle o sandalyeye oturmamalı. Oturursa padişahın muhakkak ne yapar? O otoritesini doğru yola giden tarzını ve tavrını etkiler. Arz edebiliyor musunuz? Estağfurullah. Mu? Bundan kurtulmak için ne lazımdır? Çok seçkin bir ameliye lazımdır. İnsanların yüzde 99 buçu heva heveslerine muhakkak tabilerdir. Hepsinde heva heves vardır. Burada padişahta işaret edilen şey bundan kurtulmaktı. Bu sebepten kuyumcunun bertaraf edilmesindeki kararı isabetliydi. Lakin bakın kararı diyor. Çünkü padişah bu kararı vermek durumunda. Kalp yani gelen hekim o uygulama şeyinde değil. Yani o idare edeni idare ediyor. Ama kararı akıl vermezse kalbin varlığı bir şey ifade etmez. Kalpteki iman İslam olarak dışarı çıkmazsa o kişiye Müslüman denmez kalpteki iman sözle bile olsa dışarıya çıkacak. Müslüman mısın sen? Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. Kalpte iman varsa o dışarıda kendisini göstermek ister. Kalpteki imanın dışarı yansımayan şekli makbul değildir. Hak ve adalette de öyle değil midir? Sadece kalbinden ay neyse diyor sevmedim ama şimdi konuşmayayım diyor o cesareti gösteremiyor. İşte burada padişah ne yapmış oldu? Karar merci olarak kuyumcuyu bertaraf etti. Evet. Ger hızır der bah keşti ra şikest, sat dürüsti der şikesti hız hest. Ne diyor burada da Hazreti Pir ne buyuruyor 195. beyitte? Hazreti Musa ile Hızır arasında durum da böyle olmamış mıdır? Eğer Hazreti Hızır denizde gemiyi sakatladıysa bu tahribatta tamirat ve doğruluk vardır. Gemiyi sakatladı zahiren baktığında Hızır Aleyhisselam ama ne oldu? Bak kaç kişiyi kurtardı. Çocuğa bir tokat attı öldürdü ama o iki kişinin ve onların zürriyetlerinin cehenneme girmesini o çocuğu da dahil. O çocuk da ne oldu? Kurtulmuş oldu. İşte Allah'ın tecelliyatından haberdar olanların bu şekildeki yaptıkları perhiz ve uygulamalar nedir efendi? Yerindedir. Sen onları sakat zannetme. Bir madeni eritip de cürufunu temizlemek gibi saflaştırma ameliyesidir. Doğru olduğunu buradan bil diye beyan etti. Hz. Musa marifet nuruna mazhar olmakla 196. beyit beraber Hz. Hızır'ın hareketlerindeki hikmete tabi olamadı. Ancak insaf ile bu hareketlerin sırrını sorduğu anlamaya çalıştı. Koskoca peygamber bile işin aslını öğrenmeden karar vermediği halde sen bu kadarcık ilminle ben bu kadarcık bir şey bilmemiş halimizde nasıl hemen şu iyi yaptı bu kötü yaptı diye hükmü yapıştırıveriyoruz. Peygamber olduğu halde Hızır'ın hükmünü yaptığı işlerin hikmetini soran bir zat varken biz nasıl oluyor da daptaracık sığ bir efendim dairenin içerisinde efendim bu kadar e, az bir bilgiyle hemen hüküm vermeye kalkıyoruz. Peki şöyle bir soru vardı daha evvel de soruldu. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan üstün değildi. Eyvallah. Öyle değil mi? Musa Aleyhisselam'ın derecesi yük, yük, yüksekti. Hızır Aleyhisselam'ın veli olmasını düşünüyoruz. Musa Aleyhisselam'a tabi Peki nasıl oluyordu Musa Aleyhisselam ondan öğreniyor bu? Aklende, dinende izah edilebilir mi? Şöyle izah edilebilir. Benim bir hocam öyle söylerdi. Büyük kamyonları tartan kantarlar vardır. Çok büyük böyle 20 tonluk, 30 tonluk kantarları tartarlar koca kamyon girer hani bilirsiniz. Koca kant, kant kamyon girer kantarolu tartar. Ne 18 var? ton bilmem kaç yüz gram B kilo. Fakat şimdi bu kantar bu kadar büyük olmasına rağmen bir ilacın dozunu ayarlamak için lazım olan eczanın miktarını ölçemez. Onu ölçmekten acizdir. Altının gramajını ölçsün bakalım. Gramını ölçsün ölçebilir mi? Koca kantar. O, o, sikleti hissetmez bile. O halde şöyle bir ibret nazarımıza veriyor Hazreti Allah. Ben size alem olsun ve bütün mevcudat kendisinden feyz alsın diye peygamberleri gönderdim ama benim öyle velilerim vardır ki onların yaptığı iş de kendilerine göre yine bir peygamberden beslenen. Burayı çok dikkatli dinlesin kıymetli seyircilerimiz peygamberden beslenen fakat peygamberlerin bile onlarla alakalı olduğu hatta muhtaç oldu. Hatta muhtaç olduğu insanlardır. Bu sözümü yanlış anlamasınlar. Yüzlerce delil getirebilir. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de dua etti. Allah'ın dinini tamamlamak için insanlara ihtiyacı yoktu. Bunu en iyi bilen de peygamberdi. Fakat ne buyurdu? Ya Rabbi biz şu kadar bir avuç ümmetiz. Eğer helak olurlarsa senin dinini kim yayacak? Oradaki Allah'a yani Ya Rabbi sen bu kulları yedirirsen bir şey olursa ne yapacaksın sonra demek için değil. Benim o ümmete ihtiyacım var o tebliğ için. Benim hatırıma muhafaza et demektir o. Eyvallah. Peygamberin irşad edeceği bir ümmet kalmazsa peygamber göçermiş hala bir kişiye söyleyebileceği bir şey varsa peygamber hayatta kalır ve irşada devam edermiş. Arz edebiliyor muyum? <laughs> Dolayısıyla bir vücut düşünün. Bu vücut evet vücut denildiğinde yekpare bir şey gidiyor ama öyle değil. Hücrenin içerisinde bile artık milyonlarca hücre, yüz binlerce hücre olduğu ortaya çıkıyor şu andaki teknikle. Hücrelerden bir tanesi bozulsa ve diğer hücreleri yemeye başlasa kanser. Ne oluyor o vücut? O küçücük şey onu ne yapabiliyor? Tepeleyebiliyor. Küçücük bir mikrop onu öldürebiliyor. Küçücük bir hücrenin yaptığı bilinçli ve bilgi senin beynine her yerine sinir sinirlerle impaslarla vesaire nöronlarla aktarılıyor ve sana bilgi olarak geliyor. Eh. Hz. Musa Aleyhisselam'ı bir vücut olarak kabul edersek, onun hücrelerinin ve metabolizmasının iyi çalışması makamında veli olarak da Hızır Aleyhisselam'ı düşünürsek, evet Musa Aleyhisselam peygamberdir ama Hızır gibi velilere muhtaçtır. Allah peygamberini ümmete göndermiştir. Onlar peygamber sayesinde gıdalanırlar. Dolayısıyla her ümmetin velisinin, büyüklüğü, güzelliği o ümmetin peygamberin büyüklüğüne ve güzelliğine işarettir. O sebepten dolayı da Efendimizin 10 kere söyledik bunu bir daha söyleyeceğiz. Efendimizin ümmetinin velileri Beni İsrail peygamberleri gibidir. Hadiste sabittir. Neden? Çünkü Efendimiz çok yücedir. Eyvallah. O veliler peygamber vücudunda beslenen hücreler gibidir. Arz edebiliyor muyum? Bir kişinin bir DNA'sını içeren bir tükürüğünden parça aldığınızda bütün vücudu görebiliyorsunuz. Bir Allah velisini güzelce mercek altına aldığınızda bütün cismi Muhammediyi onda görebilirsiniz ve görmeniz lazımdır. Ondan bir parça olduğu için ona veli denilmiştir çünkü. Arz edebiliyor muyum? <laughs> Koskoca peygamber bile işin aslında öğrenmek için onun getirdiği bilgiye muhtaç. Sen ne oluyor ki sende hiçbir ilim yok. Ne peygamberin şeriatından ilmin var ne ilmi ledün ilmin var. Sonra buradan ahkam kestiğinde ne yapıyorsun? Kuyumcuyu niye öldürdü? Padişah niye böyle yaptı? Fakat diyor galiba senin derdin bu değil. 190 efendim 7. beyitte Bakın ne söylüyor Hazreti Pir. Ne kadar vaktimiz varmış. Hocam bunu da söylesin. Yani bunu da dinleyelim Hazreti Pir evet, Efendimiz'e. Sonra inşallah veda edeceğiz bu haftalık. Peki inşallah. Bu alemin tefsir ve tevillerini bilmeden nasıl hakikati görebilirsin? Hazreti Pir öyle buyuruyor. 197. Beyt'te. Angül-i sürhastu hu neşmehan. Mehon me denilecek orada. Evet. Mesle aklesto tu meha. Bu alemin tefsir ve tevillerini bilmeden nasıl hakikati görebilirsin sen? Bu alem hakikat midir? Bu alem hakikat midir? Bu alem nasıl hakikat olabilir? Hakikat bu alemse niye Allah bu alemi paydos ediyor da ahireti veriyor? Eyvallah. Buradan hakikat değildir. Efendim benim dini inancım yok. E yine sen de hakikat diyemezsin. Sana göre bir hakikat gerçeklik konuş bakayım. Bu sonbahar gerçek midir? Bu beden gerçek midir? Niye değişiyor durmadan? Hangisine gerçek dedin? Şimdikine mi? Bir saniye sonrakine mi? Hangi zamanda, hangi mekanda, hangi boyutta bunu söyledin? Hangi boyuttaki gerçeklikten bahsediyorsun? Yıldızlar var bir gerçek. Ama o yıldızın söndüğü ayrı bir gerçek. Hangisini gerçek kabul edeceğiz? Eyvallah. Bu alem hakikat olabilir mi? Peki hakikatse niye Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eşyanın hakikatini göster dedi? Niye isimleri öğretti Hazreti Allah? İsimler neye işaret eder? Onun adına işaret eder. Onun adına konulan bu isim neyi işaret eder? Onun aslına işaret eder. Hakikatine işaret eder. O hakikatli o eşya nereden alır? Hak'tan alır. Hak kimdir? Eşyada mıdır? Değildir. Hakikat nerede? Tefsire ihtiyaç vardır. Tevile ihtiyaç vardır. Mücahede ihtiyaç vardır. Bunların hiçbirine vakıf değilsin. Tefsiri bilmezsin. Tevili bilmezsin. Gördüğün şeyi tabir edemezsin. Yahu rüya alemindesin. Ölünce uyanacaksın. Ölünce uyanacağın bir alemin tevini ve tefsini bilmezken nasıl bu acizlikle İyidir kötüdür diyorsun. Rüyanın tabirine iyidir kötüdür demeyi bilmediğin gibi sen bu alemin de tefsirini ve tabirini yapamadığından iyi ve kötü sözlerini kullanarak hüküm vermek sana yakışmaz. Eyvallah. Burada bunu söylüyor. Buna göre kuyumcunun kanı hakikatte kırmızı gül gibidir. Sen kuyumcunun kanı aktı diyorsun. Ben ona kan demiyorum diyor. O kırmızı bir güldür. Nasıl bir gül? Bustat bahçesinde açmış bir gül oldu o. Esas kuyumcu katledilmeseydi, kuyumcu katledilmeseydi siz bu manevi hayatı ve güzelliği göremeyecektiniz. Ne buyuruyor ayeti kerimede? Sizin için kıyasla hayat vardır. Eyvallah. Kısasta, affedersiniz. Sizin için kısasta hayat vardır. Neden? Bir adamı öldüreni, bir adamı öldüreni dinimize göre konuşuyoruz kasti olarak müteammiden öldüren bir adamı öldüren kişiyi siz eğer onun canıyla bunu ödeyeceğini ona söyleyemiyorsanız bir adamın elini keselim cezasının el kesmek olduğunu birinin gözünü çıkartanın gözünü de çıkartırlar ama çıkartırsan denilmediği zaman siz hayatınızı rahat yaşayamazsınız buyuruyor Hazreti Allah. Kısasta hayat vardır. He, ama şu var. Bu adam bu adamı öldürdü. Öldürdüm, mü, öldürdüm. İtiraf ediyorum suçumu. Ailesi dedi ki tamam Allah cezasını versin. Bir şey de demiyoruz. Adisini söylüyorum. Eğer sorarsan, merak edersen daha şeyini de söylerim. Tam İslam ahlakına göre olanı da söylerim. Bu o değil miydi hocam? Yok, bu avamı. Tamam, tamam Allah'ından bulsun. Tamam diyet ödesin. Yüz deve versin, işte bir tane araba versin, şu kadar para tazminat ödesin. <laughs> Hadi o kan döktü de biz dökmeyelim. Kısası mümkün <laughs> olduğu zamanda. Ailesi Aynen. karar verecek evet. ama benim namıma konuşamaz hakim. O Karadeniz'in hikayesi gibi. Fadime'nin başına bir hal gelmiş. Bakmış adam çarşıda dolaşıyor. Ular ne oldu buna bu demiş bu hakim saldı bunu demiş yargıcı çıkarttı demiş bunu gitmiş yargıcı. Bu adam siz saldınız mı demiş 25 sene yatacaktı. Hadi ne oldu affetti demiş. O demiş bu adam dışarıdaki adam benim mi kafamı kırdı devletin mi kafasını kırdı demiş. Devlet nasıl affediyor bunu demiş. Ama şimdi tevhid olsun diye vesaire olsun diye kendi verilmiş haklarımızdan dolayı bir şeylerin yapılmasına müsaade ediyoruz. Paketler çıkıyor, puketler çıkıyor neyse buketler çıkıyor. Ama bak şimdi Allah'ın kanunuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'in bizim nazarımıza verdiği şey şu öldüren adam canının alınacağını bilmesi lazım. Ona göre hizaya gelecek. Peki adam öldürdü. Aileden olan, hakkı olan, o ölen kişi üzerinde hak sahibi olan bir anne, bir baba. Tamam Allah istersin. Fakat tazminatını versin. Nereye gidiyorsa gitsin defolup diyebilme hakkına sahip. Bu şeriatın verdiği şey hak. Fakat ahlakı var. O kişiyi gönülden de affetmek. Affedecek. O kişiyle o günah hatırlamayacak bile. Daha ilerisi de var. Verası var bu. Bu ahlakı. Vera ne? Ne hocam? Verası da şu. O adam dara düştüğünde ona yardım edecek. Allah Allah. Evet. Mesela baktı, senin çocuğunu öldürmüş. Dinliyor musunuz? Millet. Senin çocuğunu, İslam ahlakından konuşuyor. Senin çocuğunu öldürmüş. Helalleştin. Tamam. Hatanı kabul ettin. Neyse. Sonra gördün ki onun o adamın çocuğu, akrabası, annesi bir yerde birisini tehdide altında veya kötü bir arkadaşta. Ayetik hadis-i şeriflerin ve ayetlerin mealini söylüyorum. Hatta diyor ona bunu yapana hayır yapmaya çalışır. Gidecek diyor onun çocuğunu kurtaracak. Bak diyor senin çocuğunu gördüm diyor lisenin yanında eroin kokain satıyorlardı diyor. Satıcıların elinden senin çocuğunu kurtardım diyor. İyilik yapacak ona. Neden yapıyor bunu bu adam? Allah var. Bu gördüğü alemden ibaret değil, hakikat. Hakikat, onun etrafını ailesi, akrabası, eşyası diye kapladığı şeyin ardında. O kısasını Allah'la kıyaslıyor. Ve diyor ki, ne varsa gitsin. Bana ait, benim dediğim şeylerin hepsi gitsin. O tecelli etsin diye bekliyor. Eyvallah. İşte bu alemin tefsiriyle alakalı böyledir. Kısas hayat vardır. Dolayısıyla burada da o hayatiyeti devam ettirmek için o kısa halledildi. Ne yapıldı? Kuyumcu bir şekilde bertaraf edildi. Fakat bu sayede kırmızı bir gonca olarak ne yaptı? O sarayda açtı. Burada hırsla hareket etmemiştir. Deli de değildir akıllıca yapılması gerekeni yapmıştır. Şimdi bu izahım, Hazreti Pir öyle buyuruyor. Bu izahım aynı zamanda sana anlattığım kıssanın hakikatidir. Bir de bu anlatılan kıssanın hakikati var. Biraz iç içe girdi ama ben deniz şunu itiraf etmek istiyorum. Şu anlattıklarımız eğer bir insanda dert yoksa zaten şu anda bizi seyretmiyorlardır derdi varsa bir adamın bizim ehil oluşumuzla alakalı değil. Bir adamın bir hastalıktan illeti varsa ya da bir şeyle alakalı derdi varsa. Veya memleketini özledi. Sen şimdi diyelim Mustafa Bey kardeşim Los Angeles'ta yaşıyorsun. Allah'ın cezası bir yerde yaşıyorsun. Los Angeles'ta yaşıyorsun. İstanbul'dan ayrı kalmışsın. Çekimi çok kötü de olsa. Çok doğru enformasyon vermese bile İstanbul'u tanıtan bir belgesel başladığında oraya bakar yine seyredersin. Eyvallah. Cenab-ı Hak gerçekten bu sahanın dertli insanlarıyla bizleri buluştursun. Amin. Onların dertli yürekleri ve sineleri hürmetine bizlere de güzellikler bahşetsin inşallah. Amin. Hocam müsaadenizle bu haftalık. Bir dakika, bir dakika. Peki. Bu önümüzdeki hafta ölmez sağ kalırsak çok mühim. Kıssa tamam oluyor. İnanmayacaksınız arkadaşlar. Evet. Evet. Kıssa tamam oluyor ve çok önemli ifşaatlar var. İnşallah. İnşallah. Vakti. Önümüzdeki haftaki programda. Kıymetli izleyicilerimiz teşekkür ederiz bizlerle olduğunuz için. Gününüz hayır olsun. İnşallah bu hakikatleri ve bu güzellikleri hem ruhumuz hem aklımız kavrasın ve hayatımıza kayın kılsın. Hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.